Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk Gücü Münih kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlamadan önce şöyle bir puan durumuna bakalım. Son durumumuz nedir diye. Şu an bir maç eksiğiyle... Niye uzattım ben orayı? Neyse. Şu an bir maç eksiğiyle ikinci sıradayız. En son Münih derbisinde 4-0'lık bir galibiyet almıştık. Bizim için güzel bir galibiyet serisinin başlangıcının ikinci ayı olmuştu aynen. Ondan önceki maçı da 3-1 kazandıydık diye hatırlıyorum. Şimdi şöyle bir kadroya bakalım. Kadroda bir problem yok gibi. Steindl sakatlıktan çıkmıştı. Onun durumu ne, ona bakmak istiyorum. 64 ama hala ufak bir sakatlığı var. Sol bek. Zorba kalsın şimdilik. Şimdilik zorba kalsın. Barry veya Park Young. Barry veya Park Young. Şunları bir kıyaslayayım bakalım ne çıkacak. Hangisi daha iyi durumda şu an? Evet, Barry daha iyi durumda gözüküyor. O yüzden Barry'yi ilk 11'de tutacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bir sonraki karşılaşmalara geçelim. İlk durağımız Dinamo Dresden deplasmanı. Aklımızda hayırlısı olsun bakalım. Önce şu formalara bakalım da aynı hatayı bir daha yapmayalım. Formalarda problem yok. Kadrolar yerinde. Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Bundan sonraki karşılaşmaları bazılarını yani simüle edebilirim. Çünkü her maçı oynamak çok da sarmıyor. Onu fark ettim. Hem daha hızlı ilerlemek için hem de yani bilmiyorum. Kolay rakipleri simüle edebiliriz gibi geliyor ona. Daha hızlı ilerleriz. Oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Şimdi Beatsu. Erhard. Hızlı paslaşmalarla çıkabilir miyiz offside olmadan? Güzel pas oynadık. Orta yapacağım. Sercan'dan orta. İsabetsiz. Kiyeş pasını oynadı şimdi. Zorba. Pas hızlı. Çıkabilir miyiz? Buzyan'ın önüne bıraktım. Çek geriye. Buzyan, ah çok... Allah'ım! Konuşamadım da. Tekrar aldık. Bir hızlı atak ve bir... Gol gelir mi? İşte bu! Hatamızı telafi ediyoruz Tom Böre ile. Dakikalar 10. 1-0 öne geçiyoruz deplasmanda. Bu attığımız güzel golle. Öncesindeki pozisyonda çok ilginçti gerçekten. Golü bir daha izleyelim. İşte burada topu kaptık. Daha sonrasında orta ve gelişine harika bir şutla topu ağlara gönderdik. Kaleci belki doğru yere uzansaydı topu çıkarma ihtimali vardı diyebilirim yani. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. İşler yolunda gidiyor. Şimdilik çok güzel başladık. Buzyan ah o çalım atabilseydim kaleciyle karşı karşıya kalacaktım. Reis'in gelmeye çalışıyor sol taraftan doğru. Pas oynayabileceği alanları kapatmaya çalışıyorum. O yerde bomboş bir alan varmış, onu görmedim derken topu kaptırdım. Allah'tan ucuz yırttık. Königsdörfer. Güzel bir ver kaç. Uf. Kaleci son anda dokundu. Evet, kaleci son anda dokundu. Tekrar köşe vuruşu kullanacak rakip. Oyuncumuz yerde kaldı. Ne oldu orada göremedim. Buzyan'a aldık topu. Kendi kendimize pas yaptık orada. Bir de topu kaptırmasak iyi olacaktı. Şimdi sağ kanattan geliyorlar tekrardan. Vurdurma. Aldık topu ama faul yaparak aldık. Rakip tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak. Dünya klası oynuyoruz. Şuraları kapatmamız lazım. Pas da oynayabilir. Evet, pas oynadı. Araya girdik. Haydi Kiş. Aşağıya oynayacağım. Sercan, koş Sercan. Bizim oyuncular nerede ya? Pasımı oynadım. Hızlı çıkamadık. En azından şu pozisyonu golle tamamlayalım da derken orada o çalımı atamadık. Her iki takım da çok büyük hatalarla oynuyor. Yani bu hataları en iyi değerlendiren takım bence bu maçı alır. Şöyle bir orta yaptık. Toparladık. Buzyan bıraktı pası önüne. Hocam faul yok mu? Yokmuş. Öyle olsun hocam. Şimdi Kiyeş. Pasımızı oynadık. Ah. Orada o çalımı atsaydım. Rakip kaleciyle karşı karşıya kalacaktım. Şimdi şöyle hızlı paslarla çıkalım.
Tek top Büyük'ü vurdu, 2 oldu. Tam Büyük'ü vuruyor, 2 oluyor. 2-0 öndeyiz. Deplasmanda Gül oynuyor. İşte burada hızlı paslaşmalarla, verkaçlarla harika bir gol atıyoruz. 2-0 öndeyiz. Tebrikler çocuklar. Şimdi Erhat pasını oynadı. Verkaç denemesi hiç başarılı. Şimdi çok güzel bir pas. Buzyan pasını oyna. Büyük hat-trick yapıyor. Bu gol Buzyan'a yazılmalı normalde. Buzyan'a çok teşekkür ediyoruz. Tom Büyük atıyor. 3 oluyor. Takımının ve kendisinin 3. golünü atıyor Tom Büyük. Ligde biliyorsunuz gol krallığında lider şu an ve attığı bu 3 golle birlikte yerini iyice sağlamlaştırıyor. Aslında çok riskliymiş benim orada oynamam. Şu an onu fark ettim. Keşke demeyeceğim, böyle goller atmak daha çok hoşuma gidiyor. Gelin kardeşim, gelin. Davet mi bekliyorsunuz ya? Gelin. Haydi Barry. Pasımı oynayacağım. Sana değildi ama neyse, hadi bakalım. Hadi bakalım, bu da böyle olsun. Haydi 4. Haydi 4. Tom Büyük'ü baktı kaleye, vurdu 4'ü. 4'ü atıyor. 4. gol Tom Büyük'den. Tom Büyük coşuyor. İşte burada harika düz bir vuruşla 4. golü atıyor. Hem kendisinin hem de takımının. Karşılaşma artık bitmek üzere. Biz 5. golü arıyoruz. Of, o pozisyonun gelişmesine izin vermememiz lazım. Bu maçı gol yemeden tamamlayalım. Bir an giriyor sandım. Allah'tan düzgün vuramadı. Ve karşılaşma böylelikle sona eriyor. 4-0 galip geliyoruz Dresden deplasmanında. Tom Büyük'ü işte görüyorsunuz. Toplam 5 şut çekiyor. 4 tane gol atıyor. Adam daha ne yapsın? Adam tek başına takımı sırtlıyor ya. Gerçi bire hediyeydi ama olsun, yine de hat-trick yaptım. Yaptı yani sonuçta. Topla oynamaya bakın. %63 rakip, bizim %37. 5 şut atıyoruz. 5'i de kaleyi buluyor ama sadece 4'ü gol oluyor. Benim keyfim, benim de sıkıntı yok. Evet, şimdi güncel puan durumuna bakalım. Bakalım durumlar ne alemde. Şu an 21 puanla 2. sıradayız. Liderlerimizde 5 puan fark var. Lider namalup. Ne zaman oynuyoruz acaba ya onlara karşı? Bir şey gördüm sanki. Bir kedi gördüm sanki. Zorba şu an formunda yani. Her ne kadar senin değerlerin daha iyi, daha yüksek olsa da yaşın ne kadar ya? Yaşın kaç oğlum senin? Ben mi körüm? Anlamadım ki. Bu adamın yaşı kaç arkadaşlar ya? Bu adamın yaşı yok mu? Bir sonraki karşılaşmalarda Stangl'ı yedeklerden falan oyuna sokabilirim. Yavaş yavaş o da ısınsın. Şimdi ben Paderborn sanıyordum. Valtov çıktı. Valtov karşılaşmasına başlayalım. Gördüğüm kadarıyla Ingolstadt kazanmış ve maç fazlası yine önümüze geçmişler. Formalarda sıkıntı yok. Dos Santos. Bu ismi çok seviyorum. Neyse, Dos Santos'lar. Oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Türk gücü Münih Valtov karşılaşmasından hepinize merhaba. Evet, karşılaşmaya başlıyoruz. Türk gücü Münih Valtov karşılaşması başladı. İnşallah bu karşılaşmadan da galip ayrılırız ve yolumuza dolu dizgin devam ederiz. Of, rakip çok hızlı geldi. Rakip çok hızlı geldi. Rakip aşırı derecede hızlı başladı. Sakin sakin, rakip biraz dişli çıktı. Barry şimdi Erhard. Tom Büyük'ü ileri oynayacağım, offside olmasın. Kıl payım acaba? Evet, bilgisayar uçuş moduna geçti. Dos Santos. Şimdi Martinovic. Sol kanat Donkor. Ne zaman böyle rakibin oyuncularına konsantre olsam gol yiyoruz. Bunu yapmamaya çalışacağım. Aman aman aman, rakip çok manyak bir şekilde hızlı geliyor ya, ben anlamadım bu rakibi. Tom Büyük'ü
pasımı oynayacağım. İleriye gitsene kardeşim. Niye geriye durdun ya? Şimdi aldım pasımı. Geçemedim oradan. Geçemedim. Sağ kanatta Costly herhalde ismi. Bilmiyorum. Costly, Costly neyse artık. Dos Santos. İzin verme sakın. Bak rakibin oyuncularına ne zaman odaklansam pozisyon veriyoruz ya. Odaklanmayacağım. İsimleri çok sağlam, çok güzel ama yapmayacağım bunu. Kendi oyunuma odaklanacağım. Porta geldi. Barry girdi araya. Şimdi Lockhart. Haydi Lockhart. Hızlı toplarla çıkabilir miyiz? Şimdi Lockhart. Eha'nın önüne bıraktı. İstediğim gibi oynayamadım ya. İstediğim gibi oynayamadım. Oo. Adamlar pas atarken bile acayip hareketler yapıyor ya. Normal değil. Biz de yapalım bakalım. Ya olmasın, offside olmasın ya. Şuş. Bir metre olsun. Ama bir dahaki sefer öyle bir durumda nasıl pas vereceğimi biliyorum. Rakip etkili geliyor. Rakibi durdurmamız gerek. Uf, uf. Rakip gerçekten çok dişli. Allah'tan offside. Şöyle pasını oyna. Hay senin. Yani şaşırmayayım diyorum ama şaşırmama geldi değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü aslında açıklamam bile gerek yok. Bunu anlamışsınızdır da. Şurada topu Barry'e atmak istedim. 48 numara. Oynadığı yere bak. Lan atağa çıkıyorum ya, atağa çıkıyorum. İzin ver bari atağımı yapayım ya. İlk yarıda hiç, sıfır, biz hiç oynamamışız. Ya Rabbi ya Resulallah, Allah'ım ya Rabbim. Haydi Kusic, haydi Kusic. Yap ortayı, vur ona. Bir an offside mi acaba dedim. Vallahi yoruldum ya. Rakibe nispet yapar gibi. Rakibin önünde seviniyoruz bir de. Tom Brady kurtarıcımız tekrar sahnede. Şu an durum 1-1. İnşallah bu maçı da alacağız. Şimdi değişik isimli birisi. Of. Rakip hızlı cevap verdi. Rakip çok hızlı cevap verdi. Şimdi orta tehlikeli. Haydi hızlı çıkalım. Haydi hızlı çıkalım. Lan oğlum ya, oraya değil ya. Of neyse. Pasımı oynadım. Ona değildi, ona değildi. Onu oynamadım. Offside, offside. Ama onu oynamadım zaten ya. Onu oynamadım ya. Bak adam orada gidiyor, koşuyor. Ben onu oynamaya çalışıyorum. Ben onu oynamaya çalışıyorum. Adam bomboş. Defans. Akıllı ol, sakin ol. Çıkma, ne olur çıkma ya. Çıkma ya. Seni şöyle biraz dışarıya alalım. Sen şöyle biraz açıl.
Oğlum alt tarafı ofansif oynayacağız. Bunların yeri niye böyle abidik gubidik olmuş? Sol beke sen gel. Evet. Siliskovic, Gabriel ve Fischer'i oyuna aldık. İnşallah bu kadro bizi galibiyete götürür. Hocam offside. Hocam inan ki offside. Nasıl değil ya? Dokunsaydı offside tam onu. Aldık pası. Hızlı çıkabilir miyiz? Haydi. 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 Ne olur ne olur. Olmasın ya, offside olmasın ya. Offside olmasın ya. Türkiye'nin VAR hakemleri geldi bir an aklıma. Ama onlar insan, bunlar robot. Haydi hızlı, haydi. Ne olur ya, ne olur. Lokat. Sol ayaksın biliyorum diyecekken. Attık golü, 2-2'yi bulduk. 2-2'yi bulduk. Haydi, son 10 dakika olması lazım. İnşallah bu kalan dakikalarda gördünüz mü? Neyse. İnşallah bu kalan dakikalarda 3. golü buluruz ve galibiyeti alırız. 3 puanı hanemize yazdırırız. İşte bu güzel gol bize beraberliği getiriyor şu an. Haydi bakalım. Oo, 10 dakika bile değil. 6 dakika. Ultra ofansif oyna ya. Ben 3 puan için oynarım abi her zaman. Beraberlik kesmez beni. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Orada istediğim yere oynasaydı şöyle çapraz yukarıya doğru belki tehlikeli bir pozisyon yaratabilirdik ama olmadı. Maçı tekrar başlatma. Yok lan. Neyse ilerle diyoruz. Kariyer modunda öyle bir şey yapılıyorsa çok saçma ya. Ben yani kariyer modunda bir karşılaşmayı tekrar başlatacaksam ne anlamı var ki benim için? Ya ben o yüzden ben o şeyden keyif almam ki o zaman. Bu maçla birlikte videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Önerilerinizi ve eleştirilerinizi her zaman belirtebilirsiniz ki zaten belirtmenizi de istiyorum kendimi geliştirmek için. Beni destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel videolar gelecek. Tekrardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.